Ana Haber Bülteni ile karşınızdayız. Kıbrıs Barış Harekatı'nın ikinci aşamasının 47. yıl dönümü nedeniyle törenler düzenlenecek. Murat Ağa, Sandallar ve Atlılar şehitler için yarın anma törenleri var. Serdarlı'nın kurtuluşu kutlanacak. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Murat Ağa, Atlılar, Sandallar katliamlarının 47. yıl dönümü dolayısıyla yaptığı açıklamada, anavatan Türkiye'nin etkin ve fiili garantörlüğünden vazgeçilemeyeceğini bir kez daha belirtti. Kıbrıs'ta ırkçı görmek isteyenlerin katliamlara bakarak gerçek ırkçıların kimler olduğunu görmelerini istedi. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Murat Ağa, Atlılar, Sandallar katliamlarının 47. yıl dönümü dolayısıyla yazılı açıklama yaptı. Cumhurbaşkanı açıklamasında şu ifadeleri kullandı. Kıbrıs'ı bir Helen adası yapmak için Yunanistan'daki askeri juntayla EOKA terör örgütünün gerçekleştirdiği 15 Temmuz 1974 faşist darbesine karşı anavatan Türkiye'nin uluslararası antlaşmalardan kaynaklanan garantörlük hakkını kullanarak 20 Temmuz 1974'te başlattığı barış harekatı devam ederken Türk askerinin ulaşamadığı bölgelerde Rum askeri birlikleri ve EOKA terör örgütü mensupları tarafından işgal edilen Türk köylerinde ırkçılığa ve ırkçı zihniyete dayanan soykırım ve katliam yaşanıyordu. Murat Ağa Sandallar, Atlılar katliamları da Kıbrıs Türk halkına yönelik soykırım ve katliamların en önemli ve acı örneklerinden biridir. Halkımıza yönelik bu tür katliamlar ilk olmadığı gibi bu katliamlar halkımızı yok etmek ve enosisi gerçekleştirmek için 21 Aralık 1963 tarihinde başlatılan Kanlı Noel saldırılarının bir devamıdır. 14 Ağustos 1974 günü Murat Ağa, Sandallar ve Atlılar köylerine saldıran Rum askeri birlikleriyle EOKA mensupları savunmasız durumda olan bu köylerdeki soydaşlarımızı esir aldıktan sonra katliam çukurlarına gömerek en büyük vahşeti ve en büyük insanlık suçunu işlemişlerdir. Bu katliamlarda 126 soydaşımız şehit edilirken en küçüğü 16 günlük Selden Ali Faik, en yaşlısı ise 95 yaşındaki Hüseyin Osman olmak üzere çoğu kadın ve çocuklardan oluşuyordu. Anneleriyle birlikte katledilen çocuklarımızı, katliam çukuruna gömülen İlkokul öğrencilerimizi ve tüm şehitlerimizi unutmak asla mümkün değildir. Onların tek suçu sadece Türk olmaktı ve onlara göre Kıbrıs'ta Türklerin yaşam hakkı yoktu. Kayıp Şahıslar Komitesi'nin Murat Ağa Köyü'nde yürüttüğü kazılarda bulunan ve kimlikleri belirlenen 7'si kız 14 çocuğumuzu ancak geçen yıl defnedebildik ve hala daha anneler babalar ağlıyor. Bu büyük acıyı da unutmak mümkün değildir. Bu arada bu katliamları gerçekleştirenlerin kimlikleri bilinmesine rağmen bu katillerin Rum yönetimi tarafından korunması ve yargılanmamalarıyla insan haklarından bahsedenlerin buna seyirci kalması da bir diğer insanlık suçudur. Bugün bizi gerçek dışı iddialarla ırkçı göstermeye çalışanlara tavsiyem bu katliamlara bakarak Kıbrıs'ta gerçek ırkçıların kimler olduğunu görmeleridir. Bizler adil, kalıcı ve sürdürülebilir bir anlaşma için mücadele ederken geçmişte yaşananlara da dikkate almamız gerekir. Mücadelemiz halkımızın bir kez daha soykırımdan geçirilip katliam çukurlarına gömülmemesi, kendi vatanında, kendi devletinin çatısı altında egemen, özgür ve korkusuzca yaşaması içindir. Türkiye'nin etkin ve fiili garantörlüğü de halkımızın güvenliği, huzuru ve varlığının devamı için gereken en önemli husustur. Bu nedenle anavatan Türkiye'nin etkin ve fiili garantörlüğüyle Türk askerinden vazgeçilemez. Bu acı katliamların 47. yıl dönümünde halkımıza, şehit ailelerine bir kez daha başsağlığı, tüm şehitlerimize de Allah'tan rahmet dilerim. Tüm şehitlerimizin ruhları şad olsun. Türkiye bu kez de sellerle mücadele ediyor. Batı Karadeniz'de yaşanan sel felaketinde 31 kişi yaşamını yitirdi. Yüzün üzerinde ise kayıp başvurusu var. Ekiplerin arama ve kurtarma çalışmaları sürerken Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan da bölgeye gitti. Kastamonu, Bartın ve Sinop'ta selden etkilenen alanların afet bölgesi ilan edildiğini açıkladı. Batı Karadeniz yaklaşık 2 gündür aşırı yağışların ardından gelen sel ve heyelan felaketiyle mücadele ediyor. Müzik
Kastamonu, Bartın ve Sinop'ta selden etkilenen alanlar afet bölgesi ilan edildi. Kastamonu ve Sinop'ta şu ana kadar 31 kişi hayatını kaybetti, kayıp başvuru sayısının da 100'ün üzerinde olduğu açıklandı. Selden en fazla etkilenen Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde 29 kişi yaşamını yitirirken arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Ezine çayının taşmasıyla çayın kenarındaki mahalleler suya gömüldü. Birçok bina hasar gördü. Bölgede sel nedeniyle kapanan yollar köylere ulaşmayı güçleştiriyor. Kurtarma ekipleri göle dönen yollarda botlarla hem de havadan çalışmalarını sürdürüyor. Sinop'ta ise iki kişinin hayatını kaybettiği belirtilirken sel nedeniyle birçok yol ve köprüde çökme meydana geldi. Ayancık ilçesindeki çay üzerinde bulunan iki köprü yıkıldı. İlçe merkezindeki birçok ev, iş yeri ve araç sular altında kaldı. Bartın'ın Ulus ilçesinde de sel sularına kapılan 85 yaşındaki kadını arama çalışması da yoğun bir şekilde sürdürülüyor. Afetten en fazla etkilenen Zafer Köyü'nde köyü ikiye ayıran derenin üzerindeki köprü çöktü, camilerin yanı sıra bazı ev ve işyerlerinin giriş katlarını su bastı, birçok araç tarlalara sürüklendi. Öte yandan Türkiye Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Karadeniz bölgesinde sellere yol açabilecek şiddetli yağışların yarına kadar devam edeceği yönünde uyarıda bulundu. Bölgeye giden Türkiye İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Benim gördüğüm en ağır sel felaketi burası. Dereli'de karşı karşıya geldiğimiz felaketin 5 misli diyebiliriz," açıklaması yaptı. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum da, "Önümüzdeki günlerde hızlı bir şekilde vatandaşlarımızın yarasını sarıyor olacağız," dedi. Kastamonu, Bartın ve Sinop'ta selden etkilenen alanlar afet bölgesi ilan edildi. Açıklamayı selde büyük yıkımın yaşandığı Kastamonu'nun Bozkurt ilçesini ziyaret eden Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptı. Erdoğan, dünyanın birçok yerinde olduğu gibi Türkiye'de de son dönemde felaketler yaşandığını söyleyerek dünyanın pek çok yeri gibi ülkemiz tabii felaketlerle boğuşmaktadır. Bir felakettir gidiyoruz. Temennimiz bu felaketleri az hasarla atlatmamızdır, dedi. Sel nedeniyle çok sayıda vatandaşın mağdur olduğunu da söyleyen Erdoğan, bizler Allah'ın izniyle bu afetleri aşacağız. Ne gerekiyorsa devlet olarak elimizden geleni süratle yapacağız, açıklamasında da bulundu. Türkiye'deki yangın bölgesinde konut yapımı için kampanya başlatıldı. Coop Bank yangının yaralarının sarılmasına katkı için 300 bin TL bağış yaptı. Coop Bank heyetini kabul eden Başbakan Ersan Saner, 50 konut hedefiyle yola çıkıldığını, ortalama 75 konut seviyesine ulaşılacağının gözlemlendiğini vurguladı. Başbakan Ersan Saner, Kıbrıs Türk Kooperatif Merkez Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Şerife Kanan ve beraberindeki heyeti kabul etti. Saner, Bankalar Birliği, ekonomik örgütler ve halkın katılımıyla Türkiye'de yangından etkilenen bölgelerde konut yapılabilmesi amacıyla kampanya başlatıldığını söyledi. Anlatan Türkiye Cumhuriyeti her zaman yanımızda, ne zaman başımızda tek başvurabileceğimiz nokta ve oradan gelen yardımlar sayesinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti hem ekonomik yaşamında ciddi katkılar sağlamakta hem de birçok altyapı projemiz gelişmektedir. İşte şimdi tam bu dönemde de biz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti hükümeti ve halkı olarak bu sıkıntılı dönemde ana vatanımıza yardım desek biraz kapsamlı büyük olacak için bizim için destek mahiyeti olacak. Bir destek kampanyası yürütüp nasıl bir takım katkılar yapabiliriz diye düşünürken hükümet olarak öncelikle 50 konutun yapılabilmesi için biz bir bütçe ortaya koyduk. Burada hedefimiz hükümetimizin 50 konutluk kampanya yapmasıydı ama bugüne kadar toplanan rakamlardan ortalama 75 konutluk bir
seviyeye ulaşabileceğimiz gözlemlenmektedir. Kampanyaya katılan ve destek veren herkese teşekkür eden Saner, bu konuya yönelik toplumsal birliktelik gösterildiğini, bundan mutluluk duyduklarını kaydetti. Türkiye'de orman yangınları ve sellerde yaşamını yitirenlere rahmet dileyen Saner, geri kalanların yaralarının sarılmasına destek olmak istediklerini söyledi. Coop Bank Yönetim Kurulu Başkanı Şerife Kanan da anavatan Türkiye'de yaşanan orman yangınlarından üzüntü duyduklarını söyleyerek, yaraların sarılması adına 300 bin TL yardım yapmayı uygun gördüklerini kaydetti. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, adada güvenliğin, barış ve huzurun Türk Silahlı Kuvvetleri sayesinde sağlanabildiğini belirtti. Tatar, Kıbrıs Türk halkının bugün bu topraklarda kendi devletinin çatısı altında egemen, hür ve bağımsız yaşayabilmesi bütün bu kahramanlığınıza bağlıdır dedi. Albay bay bırak. Dördüncü alay komutanım. Sağ ol. Albay yaklaş. Sağ ol. Sağ ol sen gibi. Pancamı öpüyor ve teslim olur. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı 4. Piyade Alay Komutanlığı Sancak Devir Teslim Töreni'ne katıldı. Gülseren Kışlası'nda yer alan törende konuşma yapan Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs'ta sancağın en iyi şekilde korunması için verilen mücadelenin önemine değindi. Bugünün selameti, bugünün güvenliği, bugünün barış ve huzurunun sizler sayesinde bu adada sağlanabildiğini ve Kıbrıs Türk halkının bugün bu topraklarda kendi devleti çatısı altında egemen, hür ve bağımsız yaşayabilmesi bütün bu kahramanlığımıza bağlıdır. Cumhurbaşkanı Tatar, sancak devir töreninde sancağı devreden Komutan Albay Kadir Bayraktar'a teşekkür ederken, devralan Komutan Albay Mehmet Ali Akbaş'a da başarılar diledi. Tatar, Cenevre'deki Kıbrıs görüşmelerinde sunduğu 6 maddelik öneriyle Kıbrıs'ta ancak yan yana yaşayan iki egemen eşit devletin işbirliğiyle bir anlaşmanın sürdürülebilir olabileceğini ortaya koyduğunu ve bu mücadeleye devam edeceklerini belirtti. Cumhurbaşkanı Tatar, Doğu Akdeniz'de mavi vatanda ulusal çıkarların korunması için Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin işbirliğinin önemini de vurguladı. Ülke ekonomisinin lokomotifi turizmle yüksek öğretimde neler yapılabileceği Başbakanlık'ta yapılan toplantıda ele alındı. Başbakan Ersan Saner, ana hedefin Eylül'de yüz yüze eğitimin başlaması olduğunu vurguladı. Ülke ekonomisinin canlanması için de her türlü kararı hızlı bir şekilde üreteceklerini söyledi. Başbakan Ersan Saner, Ekonomik Örgütler Platformu ve Doğu Akdeniz Üniversitesi ile Lefke Avrupa Üniversitesi rektörlerini kabul etti. Başbakanlık Şeref Salonu'nda yer alan toplantıya Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu'yla Sağlık Bakanı Ünal Üstel de katıldı. Toplantıda vakıf üniversiteleri DAÜ Rektörü Profesör Doktor Aykut Hoca'nın, Lefke Avrupa Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Mehmet Ali Yükselen, Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Turgay Deniz, Kıbrıs Türk Sanayi Odası Başkanı Ali Kamacıoğlu yer aldı. Başbakan Ersan Saner, toplantı öncesi yaptığı konuşmada, ülke ekonomisinin lokomotifi turizmle yüksek öğrenimde neler yapılabileceğini tartışmak için bir araya geldiklerini ifade etti. Devletin vakıf üniversiteleri olan iki üniversitemizin rektörüyle de bunları konuşup tartışmak anlamıyla bugün hep birlikte olmamız, inanıyorum ki Eylül ayında hükümetimizin ana hedefi olan yüz yüze eğitim başlayacaktır gerçeğini hep birlikte burada tekrardan konuşmamız büyük bir fırsat olacaktır diye düşünüyorum. Bu konuda Sağlık ve Eğitim Bakanlarının da gerekli açıklamaları yaptığını, ancak yaşanan kaygıyı anladığını, herkesin ülke çıkarını düşündüğünü ifade eden Saner, yüz yüze eğitimin Eylül ayında başlayacağını, bu amaçla hükümet olarak 3. ülke vatandaşı öğrencinin aşılanması için de 40 bin doz aşı ayırdıklarını söyledi. Rektörlerimizin ortaya koyacağı düşünceleri ve bizim hükümet olarak yapacaklarımızı hep birlikte tekrardan değerlendirerek yol haritamızın belirlenmesi ve tek hedefimiz var, ekonomimizin canlanması için. Biz hükümet olarak her türlü desteğe devam edeceğiz ve gerekli kararlar üreteceğiz. Ekonomik Örgütler Platformu adına konuşan Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Turgay Deniz de, Ekonomik Örgütler Platformu olarak eğitimde bu yılı da kaybetmemek arzusunda olduklarını kaydetti. Bu yılı da kaybetmek istemiyoruz diyen Deniz, bu alanda yapılacak çalışmalara her türlü desteği vermeye hazır olduklarını ifade etti.
Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi 2021-2022 öğretim yılının hangi tedbirler kapsamında açılacağını detaylı bir şekilde duyurdu. Okula giriş çıkışlardan maske kullanımına, hijyen koşullarından sınıf ve teneffüslerde uygulanacak tedbirlere kadar bir dizi karar alındı. Her okul Sağlık Bakanlığı ile eşgüdüm içinde çalışacak, bir okul pandemi kurulu oluşturacak. Yüksek öğretimde ise koyu kırmızı ve gri kategorideki ülkelerden gelecek öğrenciler için 14 gün karantina koşulu var. Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi özel eğitim, okul öncesi, ilk ve orta eğitimde 2021-2022 öğretim yılının hangi tedbirler kapsamında açılacağını duyurdu. Bu çerçevede her okulun Sağlık Bakanlığı ile eşgüdüm içinde çalışacak en az 2 kişiden oluşan okul pandemi kurulu oluşturmakla yükümlü olduğu belirtildi. Bu kurullar okullardaki kuralları denetlemekle ve gerekli eğitimleri vermekle sorumlu olacaklar. Açıklanan kurallara göre taşımacılık personeli dahil tüm okul çalışanları ile 6 yaş ve üzeri öğrenciler maske takmak zorunda. Kurul 2-6 yaş arası öğrencilerin ise sınıf içerisinde ve kapalı alanlarda maske takmasını önerdi. Okullara giriş ve çıkışlarda yoğunluk yaşanmaması amacıyla okul yönetimi veya okul pandemi kurulları tarafından görevliler belirlenecek. Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi sınıflarda ve ortak alanlarda uygulanacak kriterleri de hesapladı. Buna göre sınıf içerisinde sosyal mesafe sağlanacak, sınıfların havalandırılması ve dezenfeksiyon kurallarına uyulacak, sınıf öğretmenleri sınıf girişlerinde öğrencilere semptom sorgulayarak öksürük, boğaz ağrısı ve benzeri semptomu olan öğrencileri evlerine gönderecek. Teneffüslerde yığılmaların önlenmesi amacıyla sınıflar dönüşümlü olarak teneffüslere çıkarılacak, kantinlerde yığılmaların önlenmesi için de okul yönetimleri gerekli düzenlemeleri yapacak. Yemekhanelerde de yığılmaların önlenmesi amacıyla sınıflar dönüşümlü olarak yemek aralarına çıkacak, okullardaki tuvaletler sıklıkla dezenfekte edilecek. Ortak kullanımı alanı olan öğretmenler odası havalandırılacak ve dezenfekte edilecek. Öğretmenler sürekli maske takacak ve sosyal mesafe kuralına uyacak. Okul yönetiminin uygun göreceği yerlere el dezenfektanı konulacak. Okul içerisinde toplu etkinlik yapılması halinde maske ve sosyal mesafe kurallarına dikkat edilecek. Ancak bu tür etkinlikler sınıflar arası etkileşimi en aza indirecek şekilde gerçekleştirilecek. Öksürük, tat koku kaybı, boğaz ağrısı ve benzeri semptomu bulunan çocukların okula gönderilmemesi konusunda veliler uyarılacak. COVID-19 pozitif hasta ve temaslıların takibi her okulda oluşturulan okul pandemi kurulları ve Sağlık Bakanlığı temas ekibinin istişaresiyle yönetilecek. Okulda görev alan kişiler aşılı olmaları halinde her 14 günde bir, aşısız olmaları halinde her 7 günde bir antijen testlerini yenilemekle yükümlü tutulacak. Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi, Yükseköğretim Kurumlarının ise Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı tarafından yapılacak plan kapsamında açılabileceğini duyurdu. Buna göre yurt dışından gelecek olan öğrenciler belirlenen ülke giriş kriterlerine göre ülkeye giriş yapabilecek. 15 Ağustos tarihinden itibaren ise Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı tarafından bildirilecek öğrenci belgesi ibraz edecek veya yeni öğrenci kaydı yapacak koyu kırmızı ve gri ülkelerden gelecek öğrenciler 14 gün süreyle merkezi karantinada kalmaları koşuluyla ülkeye girebilecek. COVID-19 tedbirleri kapsamında devreye giren AdaPass sistemine işletmeler için kayıt zorunluluğu getirildi. Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi tarafından alınan yeni kararlar çerçevesinde Sağlık Bakanlığı'nın belirlediği işletmelere girecek kişilerin test ve aşı durumları AdaPass üzerinden sorgulanacak. Söz konusu işletmelerin 20 Ağustos'a kadar AdaPass uygulamasına kayıt yaptırması gerekiyor. Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi'nin aldığı ek tedbirler kapsamında bazı işletmelere girişlerde AdaPass sistemi devreye konuluyor. Sağlık Bakanlığı'nın belirlemiş olduğu işletmelere giriş yapacak kişilerin test ve aşı durumları artık AdaPass üzerinden elektronik ortamda sorgulanacak. Belirlenen mekanlara, aktivitelere giriş yapmadan önce kişilerin aşı belgesi üzerindeki QR kod AdaPass sisteminden sorgulanacak. Gerekli aşı belgesi olan ve PCR testleri yeterli kişilerin AdaPass uygulaması ile mekanlara girişlerine onay verilecek.
İleri bir tarihte müşterilere Adapaz sorgusu gerçekleştirecek işletmelerin 20 Ağustos'a kadar adapaz.gov.ct.tr/company/register sitesinde uygulama için kayıt yapması gerekecek. Adapaz'a kayıt yaptırması gereken sektörlerse şöyle: bar ve club, meyhane, kafe, restoran, süpermarket, internet kafe, bed office, gece kulübü, berber, kuaför, güzellik salonları, masaj salonları, dövmeciler, toplu etkinlik yapacak sektörler, mağaza, butik, sinema, tiyatro salonları, konser, sergi, kapalı spor salonları, kapalı yüzme havuzları, oteller, kasinolar, gençlik kampları, düğün, nişan, sünnet törenleri, tombala, kapalı çocuk oyun alanları ve ibadethaneler. Belirtilmeyen sektörlerde isteğe bağlı olarak adapaz.gov.ct.tr adresine kayıt yaptırabilecek. Salgında son duruma bakalım sayın seyirciler. Ülkemizde son 24 saatte yapılan 15.649 test sonucunda 178'i yerel, 188 pozitif vakaya rastlandı, 110 kişi taburcu edildi. Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada 4 kişinin yurt dışından hava yoluyla ülkeye geldiği, 6 kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olduğu ve bu süre içinde gözetim altında tutuldukları, 178 kişinin ise yerel vaka olduğu belirtildi. Açıklamada pozitif vakalardan 71 kişinin Lefkoşa, 66 kişinin Girne, 36 kişinin Gazimağusa, 2 kişinin Güzelyurt, 3 kişinin ise Lefke bölgesinden oldukları kaydedildi. Asgari ücret saptama komisyonu bu sabah toplandı. Tarafların masaya sunulan önerileri kendi örgütleri tarafından yeniden değerlendirmek istemesi üzerine toplantıya ara verildi ve komisyon öğleden sonra bir kez daha toplantı yaptı. Öğleden sonra yapılan toplantıdan da bir sonuç çıkmadı. Komisyon önümüzdeki çarşamba günü yeniden toplanacak. Asgari ücret saptama komisyonu 2021 yılının ikinci asgari ücretini belirlemek amacıyla Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndaki ilk toplantı saat 10'da başladı. Asgari ücret saptama komisyonu başkanı Erman Yaylalı, işveren ve işçilerin şu anda çok ciddi bir kriz içinde olduğuna dikkat çekerek enflasyonun çalışanların alım gücünü olumsuz yönde etkilediğini, tüm bunlar bir araya geldiğinde ise masadaki üç tarafında ciddi bir sıkıntı içinde olduğunu kaydetti. Yaylalı, bu anlayışla sağlanabilecek maksimum noktaya ulaşılması temennisinde bulundu. İşveren tarafını temsilen İşverenler Sendikası Başkan Yardımcısı Metin Arhun da işletmelerin cirolarının düştüğüne dikkat çekerek henüz bir rakam ortaya konulmadığını, toplantıda bir sonuç alarak çok iyi şartlarda çalışanların maaşlarının artırılabilecek duruma gelinebilmesi temennisinde bulundu. Hür İşçi Sendikaları Federasyonu Genel Başkan Vekili Ahmet Serdaroğlu da asgari ücret konusunda artık bir uzlaşı sağlanması gerektiğini, kendilerinde bu niyetin olduğunu söyledi. Asgari ücret saptama komisyonu yaklaşık 2,5 saat süren toplantıda taraflar masaya sunulan önerilerin kendi örgütleri tarafından yeniden değerlendirilmesi amacıyla toplantıya ara verdi. Komisyon verilen aranın ardından öğleden sonra saat 17'de yeniden toplandı. Toplantı sonrası yazılı açıklama yapan Asgari Ücret Saptama Komisyonu Başkanı Erman Yaylalı, 2021 yılının ikinci asgari ücretini belirlemek üzere yeniden bir araya gelen işçi, işveren ve devlet tarafının önerilerini bir kez daha masaya sunarak görüşlerini sunduklarını belirtti. Yaylalı, işçi tarafının asgari ücrete ancak %12 oranının üzerinde bir artışı görüşebileceğini beyan ettiğini, işveren tarafının ise devlet tarafından verilen sosyal güvenlik prim desteği katkısının devam ettirilmesi halinde bu artışa sıcak bakabileceğini belirttiğini kaydetti. Yaylalı, toplantıdan sonuç alınamadığı için komisyonun 18 Ağustos Çarşamba günü yeniden toplanacağını açıkladı. Gençlik Merkezi Birliği'nin düzenlediği Üreten Gençler Buluşması 2 bu akşam başlıyor. 2 gün sürecek buluşma 19.30-23.45 saatleri arasında gerçekleşecek. Başbakan Ersan Saner'in de katılacağı etkinlikte üretimlere ve sahne performanslarına yer verilecek. Devam ediyoruz. Ana muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi, Kıbrıs'ta siyasi eşitliğe dayalı, karşılıklı kabul edilebilir, sürdürülebilir ve güvenli çözüm modelinin adının
haklı bir Türk tezi olan federasyon olduğunu kaydetti. Cumhuriyetçi Türk Partisi'nden yapılan yazılı açıklamada Kıbrıs Türk halkının 24 Nisan 2004 tarihli halk oylamasında verdiği onayın Kıbrıs'ta siyasi eşitliğe dayalı, karşılıklı, kabul edilebilir, sürdürülebilir ve güvenli bir çözüm modeli olduğu belirtildi. Bunun da adı haklı bir Türk tezi olan federasyondur denilen açıklamada dünya nüfusunun %40'ının federal devletler tarafından yönetildiğine işaret edildi. Kıbrıs'ı Türklerin gerek kapsamlı çözümle birlikte oluşacak devlette gerekse tüm ada üzerindeki ve etrafındaki haklarını elde etmesinin sadece federal çözümle mümkün olduğu savunulan açıklamada şunlara yer verildi. Tüm dünya ülkelerinin yanı sıra Avrupa Birliği de Kıbrıs'ta iki ayrı devleti kabul etmeyeceğini resmen açıklarken Kıbrıslı Türklerin Avrupa Birliği vatandaşlığının devamı sadece Federal Kıbrıs Cumhuriyeti ile mümkün olacaktır. Siyasi soruna sahip bölünmüş ülke veya toplumlarda elde edilmesi çok zor olan kalıcı barış ve gerçek demokrasi sadece birleşmeyle mümkün olacaktır. Siyasi istikrar, güvenlik ve refah sunan yegane çözüm modeli federasyondur. Bu gerçekler ışığında Kıbrıs'ta çözüm ya federasyon zemininde olacaktır ya da süregelen durum ve sonuçları devam edecektir. Bugün var olan durumun sürdürülemez olduğundan hareketle federasyon modelinin bu şekilde yok hükmünde sayılması Kıbrıslı Türklerin aleyhinedir ve kabul edilemezdir. Kıbrıslı Türklerin onurlarıyla ve kararlılıkla yürüttüğü kapsamlı çözüm mücadelesinin Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından yok sayıldığını, bunun da asla kabul edilemez olduğu belirtilen açıklamada, CTP uluslararası hukuka bağlı kalarak ilgili Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararları çerçevesinde bir çözüm için sonuna kadar mücadelesini sürdürecektir. Sayın Tatar'ın gerçeklikle bağdaşmayan iki devletli çözüm hayaline Kıbrıslı Türklerin geleceğini kurban etmeyeceğiz denildi. Kıptek Yönetim Kurulu Başkanı Turan Büyük Yılmaz, ihtiyaç duyulması halinde Güney Kıbrıs'tan elektrik alınacağını söyledi. Kuzey ile Güney Kıbrıs arasında enterkonekte sistem bulunduğunu ancak dün Güney Kıbrıs'tan elektrik alınmadığını belirten Büyük Yılmaz, elektrik alışverişleri konusunda ise alışverişin maddi karşılıkla değil mahsuplaşmayla yapıldığını açıkladı. Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Yönetim Kurulu Başkanı Turan Büyük Yılmaz, elektrik konusundaki son duruma ilişkin TAK'a açıklama yaptı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Güney Kıbrıs arasındaki elektrikte enterkonekte sistem bulunduğunu hatırlatan Büyük Yılmaz, ihtiyaç duyulması halinde zaman zaman iki taraf arasında elektrik alışverişi olur dedi. Büyük Yılmaz, Güney Kıbrıs'tan dün enerji alınmasına ihtiyaç olmadığını belirtti. Hava sıcaklığının yüksek seyrettiği bugünlerde elektrik ihtiyacının 343 megawata çıktığını kaydeden Büyük Yılmaz, Teknecik Santrali'nin 200 megawatt, Aksa Santrali'nin ise 143 megawatt enerji ürettiğini bildirdi. Turan Büyük Yılmaz, güneydeki santralin patladığı dönemde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Güney Kıbrıs'ta 70 megawatt enerji verdiğini kaydederek ayrıca her iki tarafın santrallerini bakıma aldığı dönemlerde aylık plan uyarınca karşı taraftan elektrik alındığını anlattı. Büyük Yılmaz, elektrik alışverişlerinin maddi karşılıkla değil mahsuplaşmayla yapıldığını açıkladı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde elektrik üretiminde bir süredir yaşanan sorunlar Başbakanlık'ta Başbakan Ersan Saner başkanlığında yapılan toplantıda ele alınmış. Başbakan Saner, Kıptek'in üretime devam için ihtiyaç duyduğu yakıtın en geç çarşamba sabahı ülkeye geleceğini açıklamıştı. Hayvan hastalıkları eradikasyon projesinin 3. ayağı sürüyor. Aralık ayına kadar sürecek projeye katılmayan işletmelere arilik belgesi verilmeyecek ve bu işletmeler şüpheli listesine alınacak. Tarım ve Doğa Kaynaklar Bakanlığı Veteriner Dairesi Müdürlüğü koordinasyonunda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Avrupa Koordinasyon Merkezi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği ve Avrupa Birliği Komisyon uzmanlarının katkılarıyla hayata geçen 3. Hayvan Hastalıkları Eradikasyon Projesi sürüyor. Tarım ve Doğa Kaynaklar Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre 16 Haziran'da başlayan ve Aralık ayına kadar sürecek proje kapsamında şimdiye kadar resmi ve yetkilendirilmiş hekimler tarafından 64 büyükbaş işletmede 5820 büyükbaş hayvana tüberkülin testi yapıldı ve 4113 kan numunesi alınarak teste yollandı. Yine proje kapsamında 360 küçükbaş işletmede 25910 küçükbaş hayvandan kan numunesi alınarak laboratuvar testi yapıldı.
Projenin başarıyla gerçekleşmesine yönelik tüm küçükbaş ve büyükbaş hayvan işletme sahiplerinin resmi ve yetkilendirilmiş veteriner hekimlerin görevlerini yapması için işletmelerdeki hayvanları zapt-rapt altına alması büyük önem arz etmektedir denilen açıklamada, tüm hayvanlarından kan alınmayan işletmelere arilik belgesi verilmeyeceği ifade edildi. Açıklamada ayrıca kan aldırmayan işletmelerin şüpheli listesine alınacağı, kesim hariç hayvan hareketi yasağı uygulanacağı ve teşvik sisteminden yararlandırılmayacağı uyarısı da yapıldı. Proje ülkede hayvan ve insan sağlığını etkileyen bruselloz hastalığını eradike etmeyi, sığır tüberkülozu ve enzootik sığır leykozu hastalıklara bakımından sürülerin sağlık statülerini belirlemeyi amaçlıyor. Cumhuriyetçi Türk Partisi Gençlik Örgütü'nün 18. olağan kurultayı yapıldı. Kurultayda Parti Gençlik Örgütü Başkanlığı'na Enver Gürkan Tekiner getirildi. Cumhuriyetçi Türk Partisi Gençlik Örgütü'nün Kızılbaş Kilisesi'nde gerçekleştirdiği kongrede mali ve faaliyet raporları okunarak üyelerin onayına sunuldu. Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Sekreteri Erdoğan Sorak'ın konuşma yaptı. Dış politikada, ekonomide, eğitimde, sosyal yaşamda, kültürde ve diğer alanlarda gerçekten çok zor bir süreçten geçildiğine dikkati çekti. Toplumsal sorunlar çözüldükçe gençlik sorunlarının da çözülebileceğini belirtti Sorak'ın konuşmasında. Verilmesi gereken mücadelenin toplumsal mücadele olduğuna da dikkati çekti. Konuşmaların ardından CTP Gençlik Meclisi seçimi gerçekleştirildi. Parti Gençlik Örgütü Başkanlığı'na Enver Gürkan Tekiner getirildi. Kıbrıs Türk Ticaret Odası ve Taşeronlar Birliği yaptıkları yazılı açıklamalarla üyelerine sosyal sigorta primleriyle diğer ödemeleri yapmama çağrısında bulundu. Kıbrıs Türk Ticaret Odası üyelerine sosyal sigorta primlerini ödemeyi durdurma çağrısı yaptı. Odadan yapılan yazılı açıklamada COVID-19 salgını süresince özel sektör işletmelerinde istihdamı korumak amacıyla sağlanan sosyal sigorta prim desteğinin Temmuz ayında sona erdiğine dikkat çekilerek bu desteğin sürdürülmesi konusunda hükümetin tutumunun olumsuz olduğu kaydedildi. Açıklamada hükümetin kaynak yoktur gerekçesinin kabul edilemez olduğu da belirtilerek üyelerine çalışanlarını değil sosyal sigorta primlerini ödemeyi durdurmaya çağırdı. Kıbrıs Türk İnşaat Taşeronları Birliği de üyelerine karnımızı doyurmak önceliğimizdir diyerek hükümete tek kuruş ödeme yapmayın çağrısı yaptı. Birlik Başkanı Osman Amca, önceliklerinin evlerine ekmek götürmek ve çalışanlarının maaşlarını ödemek olduğunu ifade etti. Hava Trafik Kontrolörleri Sendikası Başkanı Cem Kapısız, personel eksikliği nedeniyle yaşadıkları sıkıntıları aktardı. Hava Trafik Kontrolörleri Sendikası Başkanı Cem Kapısız, personel eksikliğine işaret ederek bir personelin COVID-19 testinin pozitif çıkması üzerine kadronun 3'te 1'inin karantinaya girdiğini ifade etti. Kapısız yaptığı yazılı açıklamada geriye kalan personelle müdür, amir ve ekip şeflerinin ekstra çalışarak hava trafik akışını devam ettirmeye çalıştığını kaydetti. Kapısız açıklamasında uzun süredir devam eden personel eksikliği konusunda şimdiki ve önceki hükümetleri eleştirdi. Son 6 yılda 75 kişilik münhal açılmasına rağmen şu anki personel sayısının 6 yıl öncesine nazaran 12 kişi daha az olduğunu kaydeden Kapısız, tüm dünyada gözde bir meslek olan hava trafik kontrolörlüğünün ülkedeki çalışma koşulları nedeniyle tercih edilmediğini savundu. Eleştirilerde bulunan Kapısız, "Bugünden sonra çalışandan artık fedakarlık beklemeyin, bizden bu kadar," dedi. Sayın seyirciler, Girne'de 28 yaşındaki Mert Şenoğlu kaldığı ikametgahta ölü bulundu.
Polis basın subaylığından yapılan açıklamaya göre bugün saat 17 sıralarında Girne'de sakin 28 yaşındaki Mert Şenoğlu kalmakta olduğu ikametgahı içerisinde ölü bulundu. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor. Gençlik Dairesi, dairenin yurt içi ve yurt dışı etkinliklerinde sorumluluk alacak öncü gençler arıyor. 18-30 yaş arasındaki gençler alacakları eğitimlerin ardından etkinliklerde görev yapacak. Gençlik Dairesi, dairenin etkinliklerinde yer alacak 18-30 yaş arasında gençler arandığını duyurdu. Seçilecek gençler verilecek eğitimler sonrası öncü gençler olarak etkinliklerde görev alacak. Gençlik Dairesi Müdürü Hasan Eren yaptığı yazılı açıklamada, gerçekleştirilecek yurt içi ve yurt dışı etkinliklerde görev alacak, ekip halinde hareket edebilen, sorumluluk sahibi, lider özellikle çevreye duyarlı gençler aradıklarını kaydetti. Çalışmada yer alacak gençlere 6 ilçede üniversitelerin ilgili bölümleri tarafından periyotlar halinde verilecek eğitimler sonrası görev verileceğini ifade eden Eren, eğitimlerini tamamlayan gençlerin Kantara Gençlik Kampları dışında yapılacak tüm gençlik dairesi organizasyonlarında görev alabileceğini vurguladı. Eren, 31 Ağustos'a kadar gençlik dairesine veya oncugençliknc@gmail.com katılım formu gönderilmesi gerektiğini duyurdu. Bültenimizin sonundayız. Keyifli bir akşam geçirmenizi diliyoruz. Hoşça kalın. Sezon hazırlıklarını Ankara Kızılcahamam'da sürdüren Süper Lig ekiplerinden Türk Ocağı kampının 4. gününü çift antrenmanla tamamladı. Sabahın erken saatlerinde ağır bir antrenman yapan Sarı Siyahlılar akşam üzeri hem taktik hem de kuvvet antrenmanı yaptı. Bu arada Tol Başkanı Ahmet Aslan takımın kamp yaptığı otele gelerek öğle saatlerinde Teknik Direktör Mehmet Volkan'la birlikte Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar'ı makamında ziyaret etti. İlk hazırlık maçında Katar ekibine 4-1 yenilen Türk Ocağı, pazar günü Zonguldak Spor'la bir hazırlık maçı daha yapacak. Tol, 17 Ağustos'ta Kızılcahamam'daki çalışmalarını tamamlayıp adaya dönecek. 61. Kickbox Renkli Kuşak Sınavı 15 Ağustos pazar günü gerçekleştirilecek. Üye derneklerin salonlarında yapılacak sınava 3 aylık bekleme sürelerini tamamlamış lisansları vizeli sporcular katılacak. Disiplin, sözlü ve uygulamalı yapılacak sınav sonunda 60 ve üzeri puan alanlar bir üst kuşağı terfi edecek. Bu arada Kickbox Federasyonu'nun 2021 yılı faaliyet programında yer alan temel antrenör kursu da 16-21 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirilecek. Birinci, ikinci ve üçüncü kademe olarak yapılacak kursta kickbox, muay thai ve MMA sporlarında ustalık derecesine sahip sporcu ve antrenörler katılacak. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Triatlon Federasyonu tarafından organize edilen aquatlon yarışı 15 Ağustos pazar günü gerçekleştiriliyor. Mausa Doğu Akdeniz Üniversitesi plaj tesislerinde yapılacak yarışa 70 civarında sporcunun katılması bekleniyor. Sabah 7'de başlayacak organizasyonda ilk olarak 2,5 kilometrelik koşu parkuru geçilecek. Ardından denize girecek olan sporcular 1 kilometre yüzecek ve son etap olan 2,5 kilometrelik koşu parkurunu geçtikten sonra yarışı tamamlayacak. Mausa Kale Lions Kulübü yetkilileri bugün bir basın toplantısı gerçekleştirdi. Toplantıda spor şenliği dostluk turnuvası hakkında basına bilgi verildi. Mausa Kale Lions Kulübü, İskele Sahil Lions Kulübü, Mausa Destemona Lions Kulübü ve Mausa Ravelin Lions Kulübü işbirliğinde 6. kez düzenlenecek olan spor şenliği dostluk organizasyonunda bu yıl U10 minikler turnuvası yanı sıra streetball ve tenis turnuvası da yapılacak. Spor şenliği 16 Ağustos Pazartesi akşamı 18 ila 19.30 saatleri arasında
Gazi Mausa Karakol İlkokulu halı sahasında yapılacak 6. Geleneksel Minikler Halı Saha Spor Şenliği U10 Dostluk Turnuvası ile start alacak. U10 Dostluk Turnuvası'nda Mausa Türk Gücü, Yonpaş Dumlupınar, Mor Menekşe ve 1461 İskele Trabzon takımı yer alıyor. Ülkemizdeki devlet daireleri arasında düzenlenen ve bu yıl 11.si gerçekleştirilecek olan Halı Saha Futbol Turnuvası 7 Eylül Salı günü başlıyor. Merhum iş adamı ve spor tutkunu Hasan Ramadan Cemil adına gerçekleşen bu anlamlı turnuva her yıl olduğu gibi yine İbrahim Özsoy tarafından organize edilecek. Göçmenköy Aslan Bıçaklı Halı Sahası'nda başlayacak olan Hasan Ramadan Cemil Devlet Daireleri Arası Halı Saha Futbol Turnuvası'nda maçlar bu yıl salı ve çarşamba akşamları oynanacak. İki grup halinde organize edilmesi planlanan Ramadan Cemil Devlet Daireleri Turnuvası için son kayıtlar 3 Eylül Cuma günü alınacak ve fikstür oluşturularak maçlara başlanacak. Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu ile Gazi Mausa Belediyesi işbirliğinde düzenlenen Ciddi Mutfak Beach Tennis Tour 2 Edip Elektronik'in ana sponsorluğunda 14-15 Ağustos 2021 tarihlerinde Gazi Mausa Glapsides plajında yapılıyor. Geniş bir katılımın beklendiği sezonun ikinci plaj tenisi turnuvası kurulacak 4 kortta çift kadınlar, çift erkekler ve karışık çiftler olmak üzere 3 kategoride oynanacak. Her yıl olduğu gibi plaj, deniz ve eğlencenin 2 gün boyunca süreceği plajda çekişmeli ve keyifli maçların oynanması bekleniyor. Rifat Reşatoğlu Başkanlığındaki Güreşseverler Derneği Yönetim Kurulu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Güreş Federasyonu'nu ziyaret etti. Reşatoğlu'na derneği temsilen Sezgin Özüzmez, Ömer Çavuşoğlu, Yücel Hatay, Mehmet Refikoğlu ve Mustafa Denizgezen eşlik etti. Ziyaret sırasında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Güreş Federasyonu Başkanı Mehmet Öznacar'la yönetim kurulu üyeleri Salih Peköz ve Behçet Öznacar da hazır bulundu. Rifat Şener'in posterini Mehmet Öznacar'a sunan Rifat Reşatoğlu, merhum Rifat Şener'in yaşamı boyunca çok çalışkan birisi olduğunu, sadece güreşte değil avcılık ve futbol sporunda da büyük hizmet verdiğini, kulüp başkanlığı ve emekliler cemiyeti başkanlığı da yaptığını belirtti. Rifat Şener'in özgeçmişini de içeren posteri memnuniyetle kabul eden Mehmet Öznacar, kurucu başkanın adını taşıyan posteri salonun en uygun yerine yerleştireceklerini belirtti. Basketbol U20 Erkekler Ligi şampiyonluğunu Yakındoğu Üniversitesi kazandı. Atatürk Spor Salonu'nda oynanan final serisinin ikinci maçında da Doğu Akdeniz Üniversitesi'ni 76-60 yenen Yakındoğu Üniversitesi seriyi 2-0 kazanmayı başardı. Maça Doğu Akdeniz Üniversitesi etkili girdi ve 5. dakikayı 14-0 önde tamamladı. Yakındoğu son bölümde hem rakibine sayı atmasına izin vermedi hem de ilk bölümü 16-14 önde geçti. İkinci yarıda da kontrolü eline tutan Yakındoğu Üniversitesi devreyi 34-29 önde tamamladı. Yakındoğu Üniversitesi ikinci yarıda da rakibinin yaklaşmasına izin vermedi. Üçüncü periyodu 54-45 önde geçen Yakındoğu Üniversitesi maçı da 76-60 kazanarak lig şampiyonluğunu kazandı. Basketbol U15 Erkekler Ligi'nde yarı finalin ikinci maçında Yakındoğu Üniversitesi Soyer Hacı Ganimleri 60 sayı farkla 99-39 yenerek seriyi 2-0 kazandı ve finale yükseldi. Yarı finalin diğer maçında KOP Spor'la Mausa Gelişim Akademisi bültenimizin yayına hazırlandığı sıralarda ikinci kez karşı karşıya geldi. KOP Spor rakibini mağlup etmesi durumunda finale yükselecek. MGA'nın galip gelmesi durumunda serinin son maçı 15 Ağustos Pazar günü oynanacak. Voleybolda transfer dönemi devam ediyor. 1-15 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşen transfer döneminin en önemli transferi dün yapıldı. Voleybol Erkekler Ligi'nin son şampiyonu Gazi Mausa Belediyesi Çamlıkspor'un Rus oyuncusu Maxim Kuzmin ligin yeni takımı Mausa Spor Akademisi'ne transfer oldu. Avrupa Kupalarında mücadele eden Galatasaray, Avrupa Ligi'nde Trabzonspor'la Demir Grup Sivasspor'da Konferans Ligi'nde tur atladı. UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanş karşılaşmasında konuk olduğu İskoçya temsilcisi St. Johnstone'u 4-2 mağlup eden Galatasaray playoff turuna yükseldi. Sarı Kırmızılılar playoff'ta Danimarka'dan Randers'la eşleşti. UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turunda normal süresi ve uzatma bölümü
1-1 tamamlanan maçta Molde'ye penaltılarda 4-3 üstünlük kuran Trabzonspor playoff turuna yükseldi. Bordo Mavililerin rakibi ise İtalya'nın Roma takımı oldu. Demir Grup Sivasspor'sa ilk maçta 2-1 galip geldiği maçın rövanşında Gürcistan ekibi Dinamo Batumi ile 1-1 berabere kalarak tur atladı. Kırmızı Beyazlılar playoff'ta Danimarka temsilcisi Kopenhag'la karşı karşıya gelecek. Türkiye Süper Lig'de 2021-2022 sezonu başlıyor. Lig'de son şampiyon Beşiktaş, sezonun açılış maçında bu gece sahasında Çaykur Rizespor'la karşılaşacak. Vodafone Park'ta oynanacak karşılaşma saat 20.30'da başlayacak. İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea, eski futbolcusu Romelu Lukaku'yu renklerine bağladı. İtalya'nın Inter takımında forma giyen 28 yaşındaki Belçikalı golcü ile 5 yıllık sözleşme imzaladığı kaydedildi. Transfer için 97,5 milyon sterlin bonservis bedeli ödeyen Chelsea kulüp rekoru kırdı. Lukaku geçen yıl 44 maçta 30 gol attığı Inter'le İtalya'da şampiyonluk sevinci yaşamıştı. Büyük Britanyalı sprinter Jihyndu Uyah'ın doping testi pozitif çıktı. 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda gümüş madalya kazanan erkekler 4x100 metre takımı sporcularından 27 yaşındaki Uyah'ın testinde yasaklı Ostarin ve S23 maddelerine rastlandı. Atletizmde dürüstlük birimi Uyah'ın geçici olarak men cezası aldığını açıkladı. Dövizde öncü isim Türk Bankası para hattını sunar. Global piyasaların etkisiyle ortalama kur olarak İngiliz sterlini değer kaybederek 11,8815'ten 11,7783'e geriledi. Euro da değer kaybederek 10,0678'den 10,0212'ye geriledi. Amerikan doları da değer kaybederek 8,5867'den 8,5428'e geriledi. 1444 puandan açılan Borsa İstanbul günü 3 puan değer kazanarak 1447 puandan kapattı. Türk Bankası para hattını sundu. Güçlü markaların buluştuğu adres Toros, hava durumunu sunar. Alçak basınç sistemiyle sıcak ve nemli hava kütlesinin etkisinde kalacak olan yurdumuzda bugün hava açık ve az bulutlu, yer yer parçalı bulutlu ve kısa süreli sağanak yağmurlu geçecek. Rüzgar güney ve batıdan orta kuvvetli esecek. Bu gece en düşük hava sıcaklığı Lefkoşa'da 25, Girne'de 28, Alekayası'nda 24, Güzelyurt'ta 21, Gazimoğusa'da 25, Lefke'de 27 ve Yenierenköy'de ise 26 derece dolaylarında olacak. Yarın gündüz en yüksek hava sıcaklığı Lefkoşa'da 38, Girne'de 36, Alevkayası'nda 34, Güzelyurt'ta 38, Gazimoğusa'da 34, Lefke'de 34 ve Yenierenköy'de ise 37 derece dolaylarında olacak. Bölgemiz denizlerinde de bugün hava parçalı bulutlu geçecek. Rüzgar güney ve batıdan 3 ile 5 kuvvetinde esecek. Deniz orta dalgalı, tahmini dalga yüksekliği 1 ile 2 metre dolaylarında olacak. Bugün orman yangın olasılığı ve ultraviyole radyasyonu çok yüksek. Güçlü markaların buluştuğu adres Toros, hava durumunu sundu.